Okay Deprem, Ukrayna'da savaş bölgelerinde neler yaşandığını aktarmayı sürdürüyor Tele1 Ukrayna muhabiri. Bugün de sıkça merak edilen Rus ordusunun Çeçen birliklerinin komutanlarından biriyle görüştü. Üstelik oğlu Ukrayna gizli servisi tarafından alıkonulmuş bir komutan bu. Şu kritik soruyu soracağım. Savaş sürecinde Ukrayna'nın kontrolü altında yerli bir olmuş durumda. Sevgili Tele1 izleyicileri, merhabalar. Zaporojye eyaletinin çok özel bir noktasındayız. Melitopol yakınlarında ve hemen yanımda Çeçenistan Cumhuriyeti'nden bir görevli var. Bizzat Çeçenya Devlet Başkanı Ramzan Kadyrov'a bağlı bu bölgenin insan yardımlardan sorumlu yetkilisi Murat Saidov. Hepiniz bugüne kadar Çeçenleri, Rusya'nın askeri operasyonuyla başlayan bu Ukrayna Savaşı'nda Çeçenlerin misyonunu, yapıp ettiklerini, güçlerini, amaçlarını vesaireyi merak ettiniz. Biz de tabii ki bu merak doğrultusunda kendileriyle buluştuk ve şimdi kendisine hepimizin merak ettiği temel soruları soracağım. Bakalım buraya hangi amaçla gelmişler, tam olarak neler yapıyorlar, neden sorumlular? Ne zaman Ukrayna'ya geldiniz? Bir ay kadar önce 20 tondan fazla malzemeyi Melitopol'e getirdik. Ben insani yardımlardan sorumluyum. Bana bağlı birlik de öyle. Şu ana kadar savaşmadınız yani. Evet, biz savaşmak için gelmedik. Biz insani yardım misyonuyla geldik. Ama benim oğlum gözaltında. Benim burada bulunmam sebebiyle Zaporiya'da yaşıyordu. Ukrayna gizli servisi kaçırarak gözaltına aldı. Halen de ellerinde. Henüz 18 yaşında oğlum. Bir aydır oğlum Ukrayna gizli servisinin elinde. Herhangi bir şekilde irtibat kuramadık. Ukrayna saflarında savaşan Çeçenler de var. Bu durum için ne dersiniz? Karşı karşıya geldiniz mi sahada onlarla? Şeyh Mansur ve Dudayev isimli gruplar var ama bunlar Ukrayna birliklerinin içerisinde dağılmış durumda. Karşı karşıya geldik mi bilmiyorum. Zaten çok az sayıda Çeçen var Kiev'le birlikte savaşan. Rusya'nın askeri operasyonunda Ukrayna'ya giriş yapan Çeçen askerler paralı asker statüsündeler mi yoksa Rusya ordusuna bağlı birlikler mi? Gelenler özel birlikler bünyesinde görevliler. Rusya ordusuna bağlılar. Sadece bu operasyonlar için değil, sürekli olarak orduda görev alan, bunun için eğitilmiş birlikler. Zaporojye eyaletinde, Melitopol çevresinde bölge halkıyla ilişkileriniz nasıl? Size nasıl yaklaşıyorlar? Öncelikle biz onlara çok saygılı davranıyoruz. Ölçüllük ve dikkat her hareketimizde önceliğimiz. Onların bize yaklaşımı da böyle. Herhangi bir sağlıksız iletişimimiz olmadı. Buradan sonra misyonunuz bitecek mi yoksa yer değiştirecek misiniz? Hayır, ben zaten buralıyım. Yıllardır da burada yaşıyorum ve burada yaşamaya devam edeceğim. Eşim de buralı. Savaş nereye gidiyor? Ne zaman biter? Siz her ne kadar cephede savaşmasanız da sürecin içerisindesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi şehirler özgürleştirilir, kurtarılır isim isim bilmiyorum ama umarım çoğunu özgürleştirene kadar devam eder. Daha düne kadar savaşın düşüncesi dahi yoktu ama darbeyle baskılar geldi. Odessa'da insanları yakarak öldürdüler. Adım adım katliamlar düzenleyerek savaşı getirdi Kiev rejimi, Kiev'deki faşist junta yönetimi.